tamamına daha öğrencilik yönünden gelir. Büyük bir doğru işçilerin bu için coğrafya dersinden pek parlak nokta alamamıştır. Ekvatorun 23 derece kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan bu iki enlemin etrafında düşüncelerle dönmek barışman çayı felsefik bir yolculuğa çıkartıyor. Tüm bu düşüncelerin ardından ders felsefe, konuysa insan hayatındaki ikilem oluyor. Ve Barış Manço dönenceyi şu sözleriyle açıklıyor. Dünyadaki evrendeki ikilemi insan olmanın içine olarak insandaki ikilemi yaratmaya çalıştık. Yani ikilemimiz bu. Bugün yaşamımız ve umutlarımız. Barış abimizin ekvatorun etrafındaki bu yolculuğu bizlere, onun çocuklarına hayat dersi veriyor. Yani dönencedeki güneşi bizim hayatımızdaki umuda benzetiyor. Yani onun çizdiği hayat evreninde umut güneş oluyor. Aslında Barış Manço hayat denen evrende umudun elinde sonunda doğacağını, bir gün de olsa bizi aydınlatacağını, etrafımızda döneceğini anlatmaya çalışıyor. Dünya dönüyor dostlar, bir sözden dönsen çok. Evren dönüyor dostlar, ben dönmüşüm çok. Her kelimenin Barış Manço'nun dünya üzerindeki misyonu doğumuyla başlıyor. Hem de bir savaş barış hikayesi olarak. Barış Manço dünyaya geldiğinde ikinci dünya savaşı devam ediyor ve Hakkı Manço çifti ikinci çocuklarına da Barış adını vermişlerdi. Çünkü Barış adıyla yaşayıp dünyaya barışı getirmeliydi. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kiminin sevtuzu yok. Belki de bu yüzdendir Barış Manço'nun bütün dünya insanları, bütün dünya çocuklarını Barış adı altında bir araya getirişi. Belki de bu yüzdendir Barış adının şarkılarında hep insandaki umuda, hayvandaki sevgiye ve dünyadaki barışa seslenişi. Ayrılık geldi başa, arkadaşım eşim. Şarkılarında anlatmaya çalıştıklarıyla hayat dersi veren bir öğretmen, çıktığı seyahatleriyle de bir rehber olan Barış Manço'nun anlatmaya çalıştıklarından dersimizi aldık mı? Bu bilinemez ama... Bitti. Sesini iyi konuşmuş olsak da bazılarımız tüm dünyadan puan kırıyor. Yani Barış abi, anlayacağın bu aralar düştük bir dünya haline. Keşke bu da...